Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza, yeni bir gündeme, yeni bir şeye hoş geldiniz. Yeni videoya hoş geldiniz. İnanılmaz güzel ve inanılmaz aslında kötü bir haberle sizin karşısındayım. Çünkü yıllar süren bir dostluğun bugün bitişini gerçekten söylemek durumundayım. Berkcan ve Reynmen ikilisi maalesef Twitter'de atışmaları sonucu küsme kararı almışlar, ayrılma kararı almışlar. Bu ikili neden böyle küstü? Neden bir anda böyle oldu ve bunlar sizce kurgu mu? Yani nasıl olsa kurgu da olabilir. Yani ilgi çekmeye çalışıyor olabilirler. Öyle bir şey var mı? Bugün o videoda size onu anlatacağım. Bu arada videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Ve ayrıyetten kanalıma da abone olursanız çok teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Evet, o zaman videomuza başlayalım. Kısa zaman önce bu ikili zaten birliktelerdi. Yani bayağı sıcağı sıcağına bir gelişme bu. Yani Berkcan Güven ve Reynmen aslında 1,5 ay önce falan arkadaşlardı. Bu neden bitti? Bugün size bunu söyleyeceğim. Bu neden bitti arkadaşlar? Reynmen Twitter'da paylaştığı bir paylaşımı üzerine bu arkadaşlığın çıkar üzerine olduğunu ve gerçek bir arkadaşlık olmadığını dile getirdi. Sosyal medyada incelediğim bazı yorumlarda şöyle şey yapmışlar, açıklama yapmışlar. İşte zamanında Scorp döneminde de Bolat Buruhen aynısını yapmış. Aynen Bolat Buruhen aynısını yapmış ve hani burada Reynmen'i suçlayanlar da olmuş. Yani Reynmen hani arkadaşlarından daha fazla, kendisinin gösterdiği ilgiden daha fazlasını istediği için hiç arkadaş olmuyor diyenler de olmuş. Ben arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Yani Reynmen ve Berkcan ikilisi bence ileride inşallah barışırlar. Ama Reynmen'in tweetlerini de birazdan göreceğiz. Gerçekten inanılmaz kesin konuşmuş yani. Hani ben Berkcan ve Reynmen'i tanımazsam cidden hani bunlar gerçekten küstü mü? Ne oldu, ne bitti? Onları hakikaten düşünürüm ama Reynmen ve Berkcan ikilisi olduğu zaman hani insan bir düşünüyor, acaba barışırlar mı diye en azından bir umut gösteriyor. Yani içimizde bir umut var barışacaklarıyla alakalı. Ama Reynmen kesin ve kesin tweetler attığı için olay bence hiç böyle bu olaylara bağlanmayacak, tatlıya bağlanmayacak gibi duruyor. Çünkü Reynmen arkadaşlar zamanında bunu Bolat Buruhen de yapmıştı. İşte arkadaş olmuşlardı, ondan sonra küsmüşlerdi. Bolat Buruhen'e de aynısı olmuştu. Ondan sonra zaten Berkcan Güven olayı daha sıcağı sıcağına yaşandı. Onun dışında istersen bir tweetleri görelim. Ne atmışlar, ne etmişler, onu bir şey yapalım. Çünkü gerçekten tweette çok fazla böyle konuşulmuş, çok fazla şey olmuş. Onu bir görelim isterseniz. Ve aynı zamanda bu ikili birbirlerini Instagram'dan unfollowlamışlar. Berkcan Güven şöyle bir iddiada bulunmuş. Reynmen takipten çıktığı için demiş ki tweetine retweet atıp ben de bunu yeni öğrendim demiş Twitter'dan. Gerçekten haberi var mı bilmiyorum. Belki de yoktur yani. Ama Reynmen'in neden böyle bir şey yaptığı şimdi hani aşikar, yani Twitter'de belli etmiş zaten çıkar ilişkisiydi falan diye. Ben hiç öyle düşünmüyorum. İkizler ve Yay'dı galiba. İkisinde burcu. Ama bence ikizler ve Yay olduğu için bunlar yakın zamanda barışırlar. Ve umarım bu mutlu haberi de size ilk ben ulaştırırım. Bu gerçekten çok güzel, süper olur. Ama inşallah barışırlar. Benim şeyim barışmalarından yana. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Reynmen ve Berkcan ikilisi zaten sosyal medyada hani gerçekten adını duyurmuş insanlar. Yani hani yıllardır arkadaş olan insanlar daha önce de küslükleri olmuş, böyle çok küsmüşler ama bu sefer hani böyle kesin kesin tweetler attıkları için ve birbirlerinin takipten çıktıkları için zaten böyle bir olay olduklarını düşünüyorlar. Onun dışında zaten hani Reynmen de belli etmiş tweetlerinde ne kadar öfkeli ve ne kadar böyle sinirli olduğunu anlayabilirsiniz. Ama ben şöyle söyleyeyim. Gerçekten Reynmen ve Berk, hatta Berkcan'ın Berkcan, bak hep Reynmen'i konuştuk.
Tamam mı? Bu dakikaya kadar. Şimdi birazcık Berkcan'a yönelmek istiyorum. Arkadaşlar Berkcan gibi beni destekleyenler olmuş. Ya Berkcan'ın sürekli hep yalnız kaldığını, hep böyle hiç arkadaşı olmadığını falan söylemişler. Bu arada hani zaten bunun olacağı çok belliydi ya. Hani ben kendi yorumumu biraz katmak istiyorum. Gerçekten bunun olacağı acayip belliydi. Çünkü ikili son zamanlarda çok soğuk davranıyorlardı birbirlerine. Ben mi öyle düşünüyorum bilmiyorum. Sizin yorumunuz benim için daha önemli. Ama ben şahsen öyle düşünüyorum. Çünkü hani cidden bu şey değil yani. Benim sadece görüşüm bu. Ama umarım barışırlar. Yani bunların barışacağı da alakalı bir şey var. Ama tweetler kesin olduğu için burada zaten bu atışmalarla falan hani zaten sadece atışmayla kalsa gene iyi. Birbirlerini takipten çıktıkları için biz bu sıkıntı yaşanmış. Onun dışında diğer yakın arkadaşları da tabii ki bu şeye tepkisiz kalmamıştır işte. Bence onlar da barıştırmaya uğraşıyorlardır. Hatta bence Berkcan ve Reynmen ikilisi kısa zamanda barışır ve umarım eski dostluklarına geri dönerler. Çünkü sosyal medyayı, Skorp'u, onun dışında o tarz uygulamaları cidden bize sevdiren insanlar, oraları bize benimseten insanlar onlardı. Umarım bu birlikler devam eder. Bu küslükleri şey diye düşünelim. Yani arkadaşlar burçlara inananlar olursa bak, burada astroloji yorumu geliyor. Burçlara inananlar olursa bence ikizler veya bir arkadaşlıkları böyle çok kesintili oluyormuş galiba küsmelim falan filan. Ama cidden eski tarihlerde de çok küstükleri için kale almayanlar da olmuş. Hani bana ne lan nasıl olsa barışırlar diyenler de olmuş. Ya ben de o taraftayım. Şimdi hani bence barışırlar. Benim şahsi fikrim budur. Bence gerçek anlamda barışacaklar. Onun dışında şöyle söyleyeyim size. Reynmen'in zaten hani biliyorsunuz yani çoğu eskiden YouTuber'dı. Şu an sektörün değişmesi ve ikisinin de şarkıcı olmasa şeyiyle bunlar bir araya gelemediler arkadaşlar. Bir araya gelememesinin sebebi de şu. Reynmen ve Berkcan ayrı şeylerde şarkı ürettikleri için yani ortak bir video veya ortak bir şarkıda bulunmadıkları için haliyle bir soğukluk girmiş olabilir aralarına. Ben de bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Fazla görüşmemiş olabilirler bu konularda falan. Arkadaşlık olayları böyle soğumuş olabilir. Aralarına buzlar girmiş olabilir. İnsanların özel hayatını biz bilemeyiz. Fakat bunların barışacağına ve eski günlerin tekrardan yad edileceğine ben tüm kalbimle inanıyorum. Reynmen'le Berkcan umarım barışırlar. Abi Reynmen'in şimdi şöyle bir huyu var. Bak ben Reynmen'i neredeyse 8 senedir takip ediyorum, tamam mı? B veya 6 senedir de. 8 sene fazla iddialı oldu. Reynmen'i 6 senedir takip ediyorum. Reynmen böyle çok şey hani gerçekten sosyal medyada denilenin gerçekten aynısı. Çünkü hani herkesten aynı sevginin daha üstünü beklediği için. Yani şöyle söyleyeyim. Bir arkadaşınız var ve onu çok seviyorsunuz ama onu sizden daha çok sevmesini istiyorsunuz. Bu da ne oluyor? Çıtayı arttırdığı için ortaya bir yani terazi koysak burası daha ağır basacağı için bence bir taraf küsmesi normaldir. Çünkü hani zaten bu olaylarda da böyle olur ama ileride de barışırlar diye düşünüyorum. YouTube Türkiye'nin neredeyse 2012-2013 kurucuları, Vine'cıları bunlardır. Ben Vine'ı böyle tanıdım. Kısa video. Hatta Türkiye'ye ilk defa böyle Reynmen geldiği zaman ben biraz garipsemiştim hatta. Yani bu arada sen kaç yaşındasın falan diyorsun da arkadaşlar ben 14 yaşındayım da benim Vine'a yaşım yetmedi. O yüzden biz YouTube'dan kesitlerini izliyoruz sadece yani o kadar. Yoksa benim de fazla bilgim yok yani. Arkadaşlar o zaman bu videoluk bu kadar olsun. Zaten Reynmen'in açıklamaları ve şeyi zaten gördünüz arkadaşlar. Birkaç tane daha tweet gösterelim. Evet arkadaşlar son tweet'i gördünüz. Berkcan Güven kadar yolun olsun diye bir tweet atmış. Ve o sonrasında o tweet'i silmiş. Ondan sonra Reynmen'de Berkcan kadar yolun var tweet'i yazıp silmek anca sana bu yakışırdı demiş ve yolun açık olsun diye bir cümle kurmuş. Aslında Zurnanın zırt dediği yer burası çünkü yolun açık olsun ibaresiyle yani artık hiç buluşmayacağız, hiç görüşmeyeceğiz ve ömür boyu küsüz
infosu veriyor bana. Sanki ben öyle düşünüyorum ama ben barışacaklarına da inanıyorum. Umarım barışırlar ve umarım bu haberi ilk ben size duyururum. Barışıkları haberini ilk ben size duyururum. Ve barışacaklarına da tüm kalbimle inanıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de çıkmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu ikilinin barışması umuduyla bu videoyu kapatıyorum. Umarım barışırlar. Hoşçakalın. Bay bay.